Rıdvan Dilmen sizi, şimdi ben birazdan da soracağım. Hani siyasi görüşler, hayattaki duruş, efendime söyleyeyim, futboldaki görüşleriniz, duruşunuz, yaptığınız işte bunlara katılınır katılınmaz. Dahasını da söyleyeyim. Rıdvan Dilmen'i seversiniz, sevmezsiniz. Bu herkesin kendi bileceği şey. Evet. Ama sizin futbol görüşünüz, yaptığınız programın etkisi falan, bunlar artık tartışmasız şeyler. Bugün hangi Türkiye'de televizyona giderseniz gidin, ben %100 futbol yapacağım deseniz kapısını açar. Bir kere reyting hazır, program çok seyrediliyor, iyi bir reklam getirisi var. Yani her anlamda okey. Peki sizin zorunuz neydi mesela? Niye gidip devlet kanalında bu işi yapmaya niyetlendiniz? Herhangi bir özel kanala gitseniz daha dertsiz tasasız oldu. Çünkü TRT'de başladığınızda da bu sefer şey tartışmalar oldu. TRT'den şu kadar para, evet, aldı, evet, bu kadar, evet, para. Evet. Neden devlet kanalı? Şimdi devlet kanalı dediğimiz zaten kaç tane spor kanalı var? Spor kanalını ne yapacaksınız hocam? NTV'de spor kanalı değil, haber kanalı öyle bakarsanız. Ama NTV'de bana gittiğin olmadı ki. Ben, evet, kendim bıraktım. Ya gerçekten de ben dönmeyi düşünmüyorum. Sonra Mart ayında falan bıraktım. Mart geldi, Nisan, Mayıs, tatile gidiyorsun, insanların bir şeyi oluyor yani. Dön dön diyor. Açıkçası ben açık dönmek de istemiyordum. Sonra yine o olduğu için benim de hayatımda kıramayacağım bazı dostlarım vardır, abilerim vardır. Onlar da nasıl insanlar, çünkü birlikte dolaşıyorum. Ya hocam ekranlarda özledik seni falan diyorlar. Büyüklerimle istişare ettim. Onlar dediler ki ya başta dediler bir şekilde. Mustafa abi de sen bilirsin zaten benim hayatımdaki benim örnek aldığım bir insandır, bir abimdir yani. Mustafa Erdoğan'dan başlıyorsun. Evet yani. Cumhurbaşkanının kardeşi. İyi de Beşiktaş'tır bu arada. Çok iyi Beşiktaş'tır. Birlikte de çok maçına gideriz. Hem Galatasaray hem Beşiktaş'ın. O Mustafa Bey ile ilgili bile hala bak kaç gündür yazılar yazıyorlar. Direkt yazmasalarsa indirekt yazıyorlar. Ne diyorlar? Zaten benimle o zamanlar yazanlar da o tür aslında. Benimle dertleri yoktu aslında. Bunlara da çok girmek istemiyorum. Mesela... Yani sizi Mustafa Erdoğan mı torpille TRT'ye gönder diyorlar? Hayır, o anlamda söylemiyorum. Onu demiyorum. Mustafa abinin torpilini... Ben de kariyerli bir insanım ya sonuçta. Ya şimdi onu diyorum hocam. Ama TRT'ye ben giderseniz yani, bunların konuşulacağını... Siz çok zeki birisiniz. Sadece futbolcu Rıdvan Dilmen olarak değil. Evet. Yani bunu hep tanıyanlar da bilir. Şimdi mesela para konusu oldu. Ben diyeyim ya ben alabilirim para. Ben bu işi yapan bir insanım zaten. E tabii. Benim de hakkım yani sonuçta alabilirim de. Fakat ben dönüşümde zaten ben bırakmadım mı? O yüzden de ben istemiyorum dedim. TRT'den maaş almak istemiyorum dedim. Bedava mı yapıyorsunuz bu şekilde? Evet. Niye bedava sadece yapıyorsunuz böyle bir şey? Sadece şöyle, şimdi reklam filmleri geliyor tabii. Reklam, evet, diyelim ki söylemeyeyim. Editorial gibi, markalardan editorial. Yani Cem Yılmaz nasıl oynuyorsa ben, tabii, de oynuyorum mesela. Onlarla ilgili bana yatırım yapan firmalarla ortak olabilirim TRT'yle. Onlardan para alacaksınız daha herhalde değil mi? Almadım ben şimdi bu kadar. Maaş almıyorum da. Ama yarın bir gün benim oynadığım reklamlar olursa ki ben de oynuyorum zaten. Onunla ilgili alırım. Niye almayayım yani ben? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Neden sıkıntı var biliyor musun? Benimle ilgili veya başkaları ile ilgili. Özellikle o siyasi slogan diye bahsettikleri o evet hayır mevzusundan sonra. Türkiye'de belli benden dolayı değil kutuplaşma var mı? Var değil mi şu anda? Evet. Şimdi ben TRT'de maaş da alabilirim. Anamın aksütü gibi helaldir o da. Kimseyi ilgilendirmez. Emek sarf ediyor. Emeğim var benim. Ben çünkü yıldırım vermedim. Ben yeni yorumcu değilim. Ben 16-17 yaşında başlamışım aslında yorumcular. Futbola başladığım yıllar benim için bir temeldir. Şimdi meyvesini yiyoruz aslında. Allah'a hamdolsun. Şimdi herkesin siyasi, senin de bir siyasi görüşün var, vardır. Tabii. Çok iyi arkadaşlarım var benim. Oyuncu arkadaşlarım var. Tanıdığımız sanatçılar. Sanat da önemli bir şeydir. Diyelim ki hiç soruyu sordular mı? Rıdvan Dilmen şu kadar maaş alıyor dediler. İftira attılar da. Peki. Herhangi bir oyuncu, bir sinema oyuncusu, helal hoş olsun ki ben siyasetin, sanatın siyaseti olmaz diyorum. Sanatçı her yerde de, TRT'de, devletin kurumunda da olmalı, özel kanallarda da olmalı. Peki, birçok eylemlere katılmış veya sosyal medyada tweet atan insanlar, arkadaşlarımız var. Siyasi mesajlar. TRT'de niye sormadılar bugüne kadar? Ya işte X sen niye maaş alıyorsun, niye sormuyorlar, bana soruyorlar. Önemli değil mi? Diyelim ki siyasi görüşünü net şekilde belirtmiş bir sanatçı arkadaşımız var. Onlarca var. Şu anda dizilerde oynuyorlar. Aldıkları da helal hoş olsun. Oynamalılar da. Ama niye sormadılar ona onlara? Ya kardeşim sen orada maaş alıyorsun. Niye sormuyorlar? Bölüm başı 200 bin lira sen niye alıyorsun demiyorlar. Yani böyle düşünüyorsan niye TRT'de program yapıyorsun mu demediler diye soruyorsunuz. Ha. Ya muhalif bir görüşe sahipsin. Niye? Hayır. Aslında burada hocam zurna, hayır, şuradan sıkıntı zıplıyor. Sıkıntı oradan. İki taraf için de söyleyeyim. Bence burada sıkıntı şu. İşte o tam kutuplaşmadan dolayı normalde devlet televizyonunun bunlara hiç bakmaması lazım. Bir
insanlar hükümetle aynı fikirde olurlar ya da olmazlar. Yo, zaten bana genel müdürlük vermeyeyim demediler canım. Tabii zaten açıklama da yaptılar bu arada. Hı-hı. Yani TRT de bir açıklama yaptı bununla ilgili de. Yani. Ama burada sadece anlamadığım şey şu. TRT bir devlet kurumu. Bir yere bir para verdiğinde bunu devletin bütçesinden yani insanlardan toplanan vergiler. Tabii. Burada siz buradan eleştirileceğinizde bile bile bunu niye TRT'de para almayacağım sıra daha rahat ettim. Herhangi bir yerde yapsanız hiç mi olmayacak? Şöyle, şimdi mesela ben çok şükür dedim ya iyi paralar kazanıyordum şeyde. Her yıl zamla gidiyordum. Ben kazanıyordum. Şimdi ben bıraktığım için yorumculuğu, ben oradan beklentim yok, para beklentim yok. Sonra gerçekten insanların acayip bir yoğun baskısı oldu. Evet. Sonra da abimle sohbet ettim, muhabbet ettim. O da görüyor vatandaşın istediğini falan. Ya dedi, aslında dönmende de fayda vardı. Böyle bir istişarelerin sonunda biz de döndük. Yani ha bu çok uzun süreli mi olur? Emin ol, %50 bile değil. Dürüstçe soracağım. TRT'de programa başladınız. Ya kardeşim ben niye bunu TRT'de yaptım? Bunu şimdi gidip A kanalında, şimdi burada diyeyim mesela Global'de ya da siz söyleyin herhangi bir başka kanalda hiç yapsanız kimse size niye ne para alıyorsunuz diyebilir. Rating var ortada. Hayır, reklam. TRT'de olsa da dememeliler ama. TRT'de orada işte da dememeliler. Ama TRT'de işte iş mesele birazcık TRT'nin gelirinin insanların vergisinden oluşuyor olması insanların ya. İnsanların vergisinden haksız bir kazanç varsa tabii değil. Ben de haram olsun derim bir de üstüne. Siz ama bunu bilerek bilmiyor muydunuz ya da ne bileyim o olduğunda şey dediniz mi ya keşke TRT'de yapmasaydım demediniz mi? Hiçbir zaman. Hele para için hiç demem. Hayatta demem de TRT'de görüntülü olan güzel bir TRT spor kanalı var orada. Ben de sahaya çıktığım zaman futbolcumdaki en iyi performansı vermeye çalışıyorum. TRT'nin en çok seyredilen programıdır şu an. Partnerim de mükemmel. Şahane. Çok yani bizim orada hiç bu küçük bir dünya zaten aslında televizyon dünyası. O yüzden hiç pişmanlığım olmadı. Keşke şu kanalda yapsaydım da para kazansaydım olmadı. Ama insanların benim üzerimden bunu gündeme getirmesinden dolayı aslında ben geçen sene yani alet olsun dedim ya. Size komik gelmiyor mu? İyi alıyor, yaptığınız 20 bir işten para almadan yapıyor olmak bunu. Yani sonuçta bu profesyonel bir hayat. Trajikomik geliyor. Hem üzülüyorum hem de gülüyorum. Ben tabii ki para almam lazım. Ama şunu söyleyeyim, ihtiyacım olmadığı için de değil. Ya herkesin ihtiyacı olur paraya. O tepkiler yüzünden almıyorsunuz. Yok, zaten anlaşmam gereği bana TRT kurumu hatta bana 60 bin lira maaş yatırdılar. Ya ben istemiyorum dedim ya. Kontratım yok benim TRT'de. Geri gönderdim, istemiyorum. Çünkü insanların bu tür eleştirilmesini de konjektür olarak ben bir figür olmak istemedim orada. Ama bir şekilde... Ya işte ben Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. İnsan olarak da seviyorum, saygı duyuyorum, ailesini de seviyorum. Ama onların da yıpranmasını istedim, kendim de yıpranmayayım istedim. Ama bu hocam bu anormal değil ki. Siz şimdi diyorsunuz ki işte Mustafa Bey'i çok seviyorsunuz. Evet. Mustafa Bey, şimdi sizin şahsi diyaloğunuzu ben biliyorum. Tabii yıllara dayanan bir şey de bu. Şimdi Mustafa Bey Cumhurbaşkanı'nın kardeşi. Evet. Siz de TRT'de program yapınca sizin Rıdvan Dilmen olmanızın aslında çok bir önemi kalmıyor. Herkes çok rahat bir şekilde şunu diyebilir. Cumhurbaşkanı ya da kardeşi talimat verdi. Rıdvan Dilmen'e program yaptırtıyor. Sizin bunu öngörmemiş olma ihtimaliniz yok. Ya hayır, ben buram müsterit değil mi benim? Tabii. Ben akşamlar rahat yatıyorsam, uyuyabiliyorsam hiç de öyle şeyler benim takılmıyorum ben. Yoksa tabii ki benim TRT'de, peki ben 16 yıl boyunca NTV'de aralıksız çalıştım. Peki niye Mustafa abim benim geç NTV'den ayrıl demedi veya Tayyip Bey'dir demedi? Demediler. Mutlu ol, demediler. Hiç müdahaleler oldu mu? Hiçbir zaman. Mesela NTV ile anlaşmanıza ya da orada mesela iştir bu. Kriz olur, iyi zaman olur, kötü zaman olur. Hiç müdahaleler olmadı mı? Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman. Ben sadece sorarım. Böyle bir şey düşünüyorum. Ne dersiniz abi falan derim. Hatta bir kere istişare etmedim. Onu da bıraktım. Ama doğru yapmadım tabii. Keşke istişare etseydim. Belki farklı bir fikir olacaktı. Sonra konuştunuz mu bunun üstüne? Yani bırakmanızla ilgili bir eleştirileri ya da bir şeyler oldu mu? Ya keşke konuşsaydık dedi. O kadar yani sonuçta. Ama benim de bir hayatım var. Ben de belli bir yaşa geldim. O yüzden de özgür bir insanım. Tabii ki abilerimle istişare ederim. Seni TRT'de devam edeceksin. Ben tavsiye ederim yani. İnsanların kendinden yaşlı büyük insanlarla arkadaşlık yapmasını tavsiye ederim. İsmi ne olursa olsun. Seneye TRT'de devam edecek misiniz? Karar çok iddialı olmak istemiyorum ama şimdi geçen sene bu yorumculuğu bırakacağım deyip de dönüyorsam insanlara inandırıcı gelmeyebilir. Ama devam etmeyi düşünmüyorum. Mutsuz olduğum için mi? TRT'deki genel müdür mü? Yok, hepsi bana çok son derece ilgili şeyler. Ama zannetmiyorum, ben uzak kalmak istiyorum.